dolarlar ifade ettiğimizde şu anda 25 milyon metrekarelik bir alanı var. Ve Adana'mızın 3 milyar dolarlık ihracatının %65'ini 2 milyar dolar ihracatınız ve sadece Adana Organize Sanayi Bölgemizdeki sanayiciler tarafından ihraç edilen ve yaklaşık 45 bin çalışanı olan ve Adana'mızın komple üretmiş olduğu, tüketmiş olduğu elektriğin %25'ini sadece Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin tükettiği bir organize sanayi bölgesi. Yani tam anlamıyla biz şöyle söylüyoruz. Adana Organize Sanayi Bölgesi'ni tarif ederken kısaca dünyanın neresinde olursa olsun, bu abartı değil, Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir girişimci, bir sanayicinin her türlü ihtiyacını karşılayacak altyapı ve üst yapısı tamamlanmış bir organize sanayi bölgesi. Bunun da göstergesi sadece Adana Organize Sanayi Bölgemizde %100 yabancı sermayeli 26 tane şirket var. Bu şirketlerin çoğu dünyanın her tarafında fabrikaları, işletmeleri olan şirketler. Bununla beraber biliyorsunuz Adana'mız tarım şehri, tarım yeri. Bereketli Çukurova topraklarının olduğu yer. Bu Çukurova topraklarında yetişen ürünlerin sanayiye kazandırılması bakımındaki sanayi kuruluşlarında da öncülük etmiştir Adana Organize Sanayi Bölgesi. Niye? Çukurova topraklarından tarımındaki üretilen mısırı nişasta yaparak, nişasta fabrikaları var. Türkiye'nin en büyük nişasta fabrikaları bizim Adana Organize Sanayi Bölgesi'ndedir. Türkiye'nin en büyük konsantre meyve nin ham maddesi, daha doğrusu meyve suyunun konsantresini yapan fabrika Adana'dadır. Meyve suyu fabrikası Adana'dadır. Yani Adana'mızın, yani Çukurova'mızın hem yöresel hem de bölgesindeki ürünlerin de sanayiye kazandırılması, daha doğrusu katma değerli ürün haline getirilmesinde de fayda sağlayan bir organize sanayi bölgemizdir. Son 20 yılda Adana Organize Sanayi Bölgemiz, yani yaklaşık rakamları ben size söylüyorum, herhalde yani bir en az 10 kat büyüdü. 20 yılda en az 10 kat büyüdü. Ve şu anda da mesela şöyle bir büyüme şeyimiz var. Henüz Allah razı olsun Sanayi Bakanlığımızdan tüm resmi kamu kurum kuruluşlarıyla işlemlerimiz bitti. Bizim 6 milyon metrekare yeni genişleme sahamız var. Yine devletimizden Allah razı olsun, Sanayi Bakanlığımızdan Allah razı olsun, ön tahsis kanunu çıkardı bize. Biz ileriye dönük yatırım yapacak büyük sanayiciler, küçük sanayiciler veyahut da katma değerli ürün yapabilecek sanayicileri öncelik tanımak üzere biz şimdiden 2 yıl sonra teslim edilmek üzere tam 6 milyon metrekarelik genişleme sahasından biz 3 milyon metrekare yeri şey yaptık, tahsis ettik şimdiden tam. Ve 2 yıl sonra tamamen altyapısı, üst yapısı, elektriği, doğalgazı, yolu, asfaltı her işlemi bittikten sonra da sanayicimize teslim edeceğiz. Buyur istediğin yatırımı yap diyeceğiz. Yani büyümekte olan bir organize sanayi bölgemiz.